Evet arkadaşlar, şimdi yapmış olduğumuz hort kabağı tanıdınız size. Adamlar şimdi kovaya böyle bir iplik takıyorlar. Akşamlara götürüyorlar. Ama bu eve zamanki hort kabağın sesi başka. Şimdi bunun şu gördüğümüz şey davar derisi. Kurbanda kesmiş olduğumuz davarın derisinden kılını güzelce makineyle tıraş ettim. Bundan sonra suya ıslattım. Yumuşadıktan sonra böyle su kabağının arkasından kestim. Ağzından da kestim. Ondan sonra böyle ipliyle güzelce gerdirerek diktim şöyle kenarlarına güzelce aynı şu tele. Ondan sonra şu parçayı ağaçtan bıçağla yapıyorsun. Şu görünen halepliğini de bağlayıyorsun. Buradan geçiriyorsun. Ondan sonra şu da bal mumu dedikleri, bal peteğinden olan mum. Şöyle güzelce mumlayıyorsun ipini böyle. Mumu güzelce sürüyorsun. Ondan sonra böyle akşamlara bunun sesi daha iyi çıkar. Bu böyle. Bu da bunun biraz daha büyüğü. Bu tabi daha güzel çıkıyor. Büyük olduğu için. Ve hort kabak dediğimiz budur. Akşamları öttürüyorum bu ve evin yakın yerine domuz yanaşmıyor. Herkese tavsiye ederim. Ve şahil olun. Hadi bakalım, görüşmek üzere.